Son ana haberden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ben Simge Özden. Gündemde öne çıkan başlıkları, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmak için karşınızdayız. Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Anafarta köyü yakınlarında dün sabah başlayan ve 24 saat sonra kontrol altına alınan yangında 980 futbol sahası büyüklüğünde 700 hektar alan etkilendi. Çanakkale'de dün sabah saat 9.51 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Büyük Anafarta köyü yakınlarında ziraat arazisinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen takviye ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 24 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına havadan 9 uçak, 12 helikopter, karadansa 69 kara aracı ve 450 personelle müdahale edildi. Yangında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anafartalar Kahramanı olarak tarih sahnesine çıktığı Conk Bayırı, Arıburnu Ovası, Anzak Koyu ve Arıburnu Yarları'nın bir bölümü alevlerden etkilendi. Kontrol altına alınan orman yangınında 980 futbol sahası büyüklüğünde 700 hektar alan etkilendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altında olduğunu belirterek, yangın yol kenarında elektrik direğinin patlaması sonucu çıktı. Etkilenen ve zarar gören tarihi bir yapı olmadı. Yangında yaklaşık 700 hektar alan etkilendi dedi. Çanakkale, Eceabat, Büyük Anafarta'da sabah 9.51'de başlayan yangın, ilk etapta arkadaşlarımız 3 dakika içerisinde müdahale ettiler. 9 uçak, 12 helikopter, 69 kara aracı ve 450 personelle direkt olarak müdahale başladı. Bunun yanı sıra yine valiliğimiz, AFAD, diğer kolluk güçleri, yerel yönetimler, belediyeler destekleriyle birlikte bu müdahale o saatten itibaren başlamış oldu. Gece boyunca devam etti. Dün gece söylemiştim en son. Çalışmalar iyiye gidiyor. İnşallah güzel haberi vereceğim diye. Dolayısıyla bu mücadele meyvesini verdi ve an itibariyle Çanakkale Eceabat yangınının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum. Manisa Gördes'teki yangın kırsal alandan başlayıp ormanlık alana geçmişti. Burada bir parantez açmak istiyorum. 14 Ağustos tarihinde başlayan orada başka bir yangın vardı. O kontrol altına alınmıştı. Ancak bölgeden yaklaşık 8 kilometre ileride yeni bir yangın daha başladı orada. Bu hem nemin düşük olması hem yüksek şiddette rüzgar sebebiyle, ki yaklaşık 70 kilometre ve üzeri ölçüldü zaman zaman, burada da yangın büyüdü. Arkadaşlarımız burada da alevlerle mücadele ediyorlar. Burada da 5 uçak, 10 helikopter, 74 kara aracı ve 443 personelle müdahale ettik. Orada da gece boyunca mücadeleler ve müdahaleler devam etti. Çanakkale Eceabat için yol kenarındaki bir elektrik direğinin onun artık patlaması diyelim, ondan çıkan kıvılcımın kırsal alan orası, yol kenarı, oradan başlayan bir yangının ormana sirayet etmesiyle gerçekleşmiş oldu maalesef. Tarihi alan içerisinde etkilenen hiçbir yapı, tesis yok. Burada elbette çok yakınına kadar geldi ama arkadaşlarımız zaten bunu rüzgarın şiddetinden de öngördükleri için gidiş yönünü oraya gerekli tedbirlerini aldılar. Herhangi bir sıkıntılı durum hiçbir şekilde olmadı. Tahminimize göre etkilenen alandan bahsediyorum. Bunun altını çiziyorum, biliyorsunuz. Etkilenen alanla yanan alan aynı şey değil. Yaklaşık 700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Bunu arkadaşlarımız daha sonrasında netleştirecekler. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Anafarta köyü yakınlarında çıkan yangında herhangi bir müze, siper ve anıtın zarar görmediğini ifade etti.
Çanakkale Savaşları Gelibolu tarihi alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Anafarta Köyü yakınlarında çıkan yangının kontrol altına alınması sonrası Ton TV'ye canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kaşdemir açıklamasında şunları söyledi. Hepimize büyük geçmiş olsun öncelikli olarak. Dün sabah saatlerinde Anafarta Köyü yakınlarında başlayan yangın tüm gün boyunca devam etti ve bu sabah çok şükür kontrol altına alınmış oldu. Yaklaşık 700 hektarlık alan, ormanlık alan yangından etkilenmiş oldu. Tabii hemen ilgili kurumlarla, Orman Bakanlığımızla istişare edip koordineli bir şekilde yangından zarar gören yerleri eski haline kavuşturmak için, eski doğallığına kavuşturmak için çalışacağız. Tabii buradaki 700 hektarlık alanda yanan her bir ağacın bizim için kıymeti büyük. Her bir canlının, börtü böceğin, kurdun kuşun bizim için ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çok üzüntülüyüz bu anlamda. Lakin herhangi bir insan canına zarar gelmiş olmaması da bizim için teselli kaynağı. Tabii bununla birlikte Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı bu bölgedeki herhangi bir müze, anıt, abide, heykel, siper gibi Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı mekanların zarar görmemiş olması da bizim için bir teselli kaynağı. Ve şu an Conkbayırı'ndayız. Özellikle dünkü çok takip edemedik yangından ama şimdi baktığımda Atatürk'ün gözetleme yeri dediğimiz o Conkbayırı'ndaki fotoğraflar tabii insanlarımı çok korkutmuştu. Acaba Conkbayırı'nda 57. alayda her şey yandı mı diye. Hayır, şu anda Conkbayırı'ndayız. Arkamda gördüğümüz olduğunuz Atatürk'ün saatinin parçalandığı nokta, Atatürk'ün heykeli, işte Yeni Zelanda anıtı, Nazif Çakmak Bey'in şehit olduğu yerin olduğu anıt herhangi bir zarar görmemiş oldu. Hatta buradaki ahşap siperler bile duruyor. Yangın Conkbayırı eteklerinden aşağı doğru Anzak koyuna bir hat oluşturarak ve bu sabah itibariyle artık tam olarak sönmüş oldu. Bölgenin yangına hala açık olduğunu belirten Kaşdemir sözlerine şöyle devam etti. Çok yangına hala açık bir bölge. Çünkü hala rüzgar şiddetli, işte şu anda gördüğümüz gibi. Düşük nem var. Hava sıcaklığı var. Dolayısıyla çok dikkatli olmak durumundayız. Tedbir amaçlı olarak bugün tarihi alanın kuzey sektörü dediğimiz 57. alay Conkbayırı hattını ziyarete kapattık. Fakat diğer taraflar Kilitbahir, Seyit Onbaşı, Şahindere, Seddülbayır, Alçıtepe, Abide hattı ziyarete açık. Umuyorum, tahmin ediyorum yarından itibaren tüm tarihi alan ziyarete açık hale gelmiş olur. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına sıçradı. Karşıyaka sanayi bölgesine de iş yerlerine alevler sıçrarken vatandaşlar iş yerlerinin yanışını izledi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam saat 21.30 sıralarında Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda yangın başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken gün doğumuyla birlikte havadan müdahale de başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler yerleşim yerlerine de sıçrarken bazı ev, iş yeri ve araçlar yangına teslim oldu. Karşıyaka sanayi bölgesinde birçok iş yerine de alevler sıçradı. Yanan iş yerlerine İtfaiye ekipleri müdahale ederken iş yerlerinin yanışını izleyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan etkin müdahale sürüyor. Öte yandan yangın çevrede bulunan bazı evlere sıçradı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen yangının sıçradığı birkaç ev yanarak kül oldu. O anlar drone'la havadan görüntülendi. Can kaybının ise olmadığı belirtildi. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere artışa gidildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti ise otomobiller için 419 Türk Lirası'ndan 585 Türk Lirası'na çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap İşlet Devret kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine zam geldi. Buna göre 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti ise otomobiller için 419 TL'den 585 Türk Lirası'na çıktı. Bundan önceki son zam da 15 Mayıs tarihinde gelmişti. 3 ay sonra tekrar gelen zamla 1915 Çanakkale Köprüsü Malkara arası 579 TL'den 785 TL'ye yükseldi.
Zaman ve kolaylık açısından sürücüler tarafından son zamanlarda tercih edilirliği artan 1915 Çanakkale Köprüsü geçişine gelen son zam, köprü ve otoyol kullanım maliyetlerini önemli derecede arttırdı. Yeni fiyat tarifesi bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erzincan Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Kenan Kurt getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atamalar resmi gazetede yayımlandı. Kararnameyle 23 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Çanakkale'nin de emniyet müdürü değişti. Buna göre Çanakkale Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Selim Arıcı merkeze çekilirken, Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt Çanakkale Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Kenan Kurt, 1972 yılında Sivas'ın Zara ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Zara'da tamamladı. 1991 yılında Polis Akademisi'ne katılan Kurt, 1995 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak komiser yardımcısı olarak göreve başladı. Müdür Kurt sırasıyla 4 yıl Yalova, 3 yıl Artvin Hopa, 5 yıl Kaçakçılık ve Organize Daire Başkanlığı ve 12 yılda İstanbul'da çeşitli rütbelerde görev yaptı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bulunduğu süre zarfında 3 yıl Beyoğlu, 2 yıl Kağıthane ve 1 yıl Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli rütbelerde, 1 yıl Tuzla, 4 yıl Kadıköy, 2 yıl Sancaktepe ilçelerinde ilçe emniyet müdürü olarak görev yaptı. 2018 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine yükselen Kurt, polis müfettişi olarak görev yapmış olup, 07.07.2021 tarihli 2021-307 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Kurt, resmi gazetede yayımlanan kararla 16 Ağustos 2024 tarihinde Çanakkale İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Muhalefet partilerinin yeterli sayıda milletvekilinin imzasıyla yaptığı olağanüstü toplantı talebi üzerine toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tartışmalarla başladı. Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tartışmalarla başladı. Kürsüye söz almak için gelen Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık konuşması esnasında AK Parti sıralarına dönerek "utanmanız yok" demesi üzerine iktidar partisi milletvekillerinden tepki geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ birleşime ara verdi. Mevsim itibarıyla Çanakkale ve civarında üretilen sebze ve meyveler pazar tezgahlarında yer alsa da dar gelir diye fiyatlar hala çok yüksek geliyor. Vatandaş pazar çantası dolmadan eve dönüyor. Ekonomideki kötü gidişat yoksulluğu derinleştiriyor. Her geçen gün artan fiyatlar nedeniyle dar gelirlinin alım gücü dibe vurdu. Ağustos ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde cuma pazarında sebze ve meyveler bollaştı. Yerli ürünlerin çıkmasıyla fiyatlar az da olsa ucuzladı. Ancak dar gelirlinin pazar çantası yine de dolmadı. Marketlere göre daha hesaplı olduğu için pazarları tercih eden vatandaşlar ellerindeki file ve pazar arabalarını dolduramadan evlerine dönmek durumunda kalıyor. Pazara gelen vatandaşlar 500 Türk lirasına ancak ya gramla ya da birkaç sebze ve meyveden ancak alabiliyor. Kimi vatandaşlarsa pazar çantası bile almıyor. Çanakkale'liler artan pahalılık nedeniyle pazar çantalarını dolduramamaktan şikayetçi. Çok pahalı. Çok pahalı. Pahalıya alıştık. Aldı başını gitti. Fiyatlar yüksek. Ama yapacak bir şey yok. Yani alamıyoruz. Donmuyor. Yani 500 liraya bir çanta doldurup götüremiyoruz. Al. Çıksa ne olacak? Uçuyoruz artık. Değil mi? Uçuyoruz yani. Ne diyeyim başka? Pahalı da ucuz da fark etmiyor artık yani. Vallahi bir parça doluyor. Fiyatlar hakkında bir şey diyemiyoruz. Garip bir durum var yani. Her şey pahalı diyeceğim. Yalnız insanlar da biraz fırsatçı herhalde ülkemizde. Ama şu an geçinmek için bayağı bir uğraşıyoruz yani. Durum kötü. Maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının dışına sıçraması sonucu Dünya Sağlık Örgütü Küresel Halk Sağlığı acil durumu ilan etmişti. Sakarya'da ise bir Afrika kökenli maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde Afrika kıtasının dışına çıkarak yayılan maymun çiçeği virüsü için halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Mediabar.com'dan Aleyna İlkis'in haberine göre tüm bu gelişmeler yaşanırken Sakarya'da Afrika uyruklu bir kişinin maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındığı öğrenildi.
Saat 10 sıralarında 34 yaşındaki Senegalli bir kadın cilt rahatsızlığıyla Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine geldi. Hastayı inceleyen acil doktoru vücudunda lekeler görünce hemen hastayı özel bir odaya alarak karantinaya aldı. Karantina uygulanan kadının yanına kimse yaklaştırılmadı. İlk tespitlere göre yabancı uyruklu kişinin vücudunda cilt hastalıklarına bağlı rahatsızlık olduğu belirlendi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sakarya'da karantinadaki hastaya yapılan incelemenin sonucu da belli oldu. Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Basında yer alan habere konu olan Senegal uyruklu hastanın öyküsünde 2 yıldır devam eden ve halk arasında kelebek hastalığı olarak da bilinen SLE hastası olduğu belirlenmiştir. Hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup iddialara göre belirtilen maymun çiçeği olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Özel okul öğretmenleri artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında düşük maaşlar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşıyor. Özel sektörde çalışan bir öğretmen ortalama asgari ücret veya bir tık üstünde ücret alıyor. Velilerin ciddi paralar ödediği özel okullar bu kadar pahalıyken öğretmen maaşları neden düşük? Türkiye'de toplam 19.904.679 öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerden 15.887.296'sı devlet okullarında, 1.670.729'u ise özel okullarda öğrenim görüyor. Özel okullarda okuyan öğrenci sayısı devlet okullarına göre daha fazla olup çeşitli sebeplerden dolayı özel okullara ilgi artıyor. Bu ilgi neticesinde Çanakkale'de de özel okul sayıları her geçen yıl artıyor. Pek çok özel eğitim kurumu Çanakkale'de okul açıyor. Çanakkale'de her 7 çocuktan biri özel okula gidiyor. Ancak Çanakkale'de çocuğuna iyi bir eğitim aldırmak için özel okulların kapısını çalan veliler kıyafet, servis, yemek, kitap gibi eğitim masrafları hariç 200 bin TL'den başlayan fiyatlarla karşılaşıyor. Bazı köklü eğitim kurumlarında ise bu fiyatlar 500 bin TL'yi buluyor. Velilerden yüklü miktarda kayıt ücreti alan, aynı zamanda kamu kaynaklarını istedikleri ölçüde kullanan kurumlar maalesef öğretmenlerini yoksullukla baş başa bırakıyor. Özel okul öğretmenleri artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında düşük maaşlar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşıyor. Çanakkale özeline bakacak olursak özel sektörde çalışan bir öğretmen ortalama asgari ücret veya bir tık üstünde ücret alıyor. Velilerin ciddi paralar ödediği özel okullar neden bu kadar pahalıyken öğretmen maaşları çok düşük? Özel sektörde çalışan öğretmenlerin maaşları son 2 yıldır enflasyon karşısında eriyor. Özel sektör öğretmenleri sendikası öğretmen maaşlarının kurumların inisiyatifine bırakılmadan taban maaş uygulamasının getirilmesini istiyor. Özel sektör öğretmenleri sendikası Çanakkale İl Temsilcisi Erkan Barikan, özel sektörde çalışan bir öğretmenin asgari ücret veya bir tık üstünde ücret aldığını söyledi. Her 7 çocuktan birisi, Türkiye ortalamasının en yüksek oranı bu, yaklaşık %15'e denk gelen bir öğrenci potansiyeli var özel okullarda ve özel okullar aslında bu anlamda sermayenin, hani Çanakkale özelinde söylüyorum, önemli bir para döngüsü sağlamaktadırlar. Ancak öğretmene ücret vermeye gelince bu konuda biraz daha sistemkar davranıyorlar, hatta konuştuğunuz zaman onlar zarar ediyorlar vesaire, devletten teşvik, vergi vesaire istiyorlar. Geçim sıkıntısı çeken mutsuz bir öğretmenin çalıştığı kurumda eğitimin niteliğinin düşük olacağını vurgulayan Barikan, velilerden çocuklarını gönderecekleri kurumları seçerken her yönlü sorgulamalarını istedi. Gittikleri okulda, çocuklarını kaydettirmeye gittikleri okullarda öğretmenlerin hangi koşullarda nasıl çalıştığını, hangi ücretle nasıl çalıştığı hakkında fikir edinsinler, soru sorsunlar. Öğretmenlerinin itibarını, yaşanabilir bir hayat sürdürmeleri gerekiyor ki öğrencilerimize daha iyi ders verebilsinler, daha nitelikli bilimsel bir eğitim verme imkanı sunabilsinler. Eğer öğretmen mutsuzsa onun çalıştığı kurumda da eğitim niteliği düşmektedir. Amacımız, biz sendika olarak velilerimizi bu konuda da çağrı yapıyoruz. Hem ücretler konusunda biraz daha dikkatli olsunlar, hem de okulda sorduğu kriterlerin arasında, eğitimde aradığı kriterlerin arasında öğretmenlerin de hangi koşullarda çalıştığını sorsunlar. Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Feci kaza araç içi kamerası tarafından an be an kaydedildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Erzincan'dan İstanbul yönüne seyir halinde olan Aykut Cantürk'ün kullandığı 34 ABS-199 plakalı otobüsle Kızılçubuk'tan ana yola çıkan Cemalettin Ege idaresindeki 60 KS-125 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Cemalettin Ege olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Duran da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan diğer yolcular Armağan Duran, Nazmina Duran ve Fadime Duran da kazada yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı otobüste bulunan araç içi kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde trafik ve asayiş uygulaması yapan polis ekipleri yurda yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmeni yakaladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu Bursa ve İstanbul'da Kuyu 18 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti. Yapılan çalışmalarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kendilerine haraç vermeyen iş adamlarını darp ve tehdit ettikleri, iş yerlerini kurşunladıkları, sözde mahkeme kurup şahıslar arasındaki alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirdikleri tespit edildi. Elebaşılığını Saadettin Pasha'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlar sonucu 12 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli iki ilde düzenlenen Kuyu 18 operasyonlarıyla elebaşılığını Saadettin Pasha'nın yaptığı suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşının da içinde olduğu 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik ve asayiş uygulamasında polis ekiplerini gören bir araç geri manevra yaparak bölgeden kaçmak istedi. Kısa bir süre bölgeden geri geri giden araç, içerisinde bulunan 6 düzensiz göçmeni araçtan indirerek bölgeden kaçtı. Polis ekipleri kaçan aracın peşine düştü. Araçtan indirilen kaçak göçmenlerin Suriye uyruklu olduğu anlaşıldı. 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri kaçan araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Öte yandan Suriye uyruklu şahıslar emniyette verdiği ifadesinde Uzunköprü'ye çalışmak için geldiklerini ve araç sürücüsüyle İstanbul'dan Uzunköprü'ye 10.000 TL'ye anlaştığını beyan ettiği öğrenildi. Bursa'da hiç görmediği babasından kendisine miras olarak 800 bin TL borç kalan Fatma Karaca bunu ödeyecek maddi durumunun olmadığını söyledi. Bursa'da yaşayan 29 yaşındaki Fatma Karaca 5 yaşındayken babası Remzi Kürtçü'nün ailesini terk etmesiyle çile dolu bir hayat yaşamaya başladı. Eşi evi terk etmesine rağmen resmi olarak boşanmayan Gülşen Kürtçü ise bir süre sonra başka bir adamla dini nikahla evlendi. 16 yaşına kadar annesinin yanında yaşayan Fatma Kürtçü de evlenip Karaca soy ismini aldı. Fatma Karaca 23 yaşına geldiğinde Tekirdağ'daki bir hastaneden gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı. Daha önce hiç görmediği babasının öldüğünü öğrenen Karaca'ya cenazeyi teslim alması gerektiği belirtildi. Bursa'dan Tekirdağ'a giden Fatma Karaca babasının cenazesini teslim alarak Hamitler mezarlığına defnettirdi. Fatma Karaca geçtiğimiz gün evine gelen tebligatla hayatının ikinci şokunu yaşadı. Genç kadına gelen tebligatta babasının 800 bin lira borcu olduğu ve bunu bir hafta içerisinde ödemesi gerektiği bildirildi. Bunun üzerine soluğu adliyede alan Karaca babasının ölümünün ardından ilk 15 gün içerisinde borca ve alacaklara karşı reddi miras yapmadığı için hukuksal olarak bir şey yapamayacağını öğrendi. Yaşadığı dramı gözyaşlarıyla anlatan Karaca şöyle konuştu. Ben 5 yaşındayken babamla annem ayrılmışlar ama resmiyette değil. Resmiyette ayrılmamışlar. Ya yıllar sonra ben babamın hastalandığının haberini aldım. Tekirdağ'da rahatsızlandığını söylediler. Ben gücüm olmadığı için oraya bile gidemedim. Son görmeye bile gidemedim babamı. Sonra bir haber geldi. Dediler ki baban vefat etti. Kimsesiz mezarlığına gömülecek. Benim babam yalnız böyle kimsesiz bir şekilde ölmüş. Yani ben dayanamadım. Dedim ki bunca zaman bana sahip çıkmadı ama ben son görevimi yerine getireyim. Yani gittim babamı buraya Tekirdağ'dan Bursa'ya getirdim. Ona bir mezar aldım. Yani son görevimi yaptım. Bu adamın hiçbir akrabası yoktu o sırada. Sonradan akrabaları çıktı ortaya. Sonradan halalarım çıktı ortaya. Benim babam zamanında bunlardan vekalet almış ve bunu kötüye kullanmış. Şu an bunun suçlusu biz oluyoruz. Benim elimde 800 milyarlık bir borç var ve bu bana kaldı şu an.
Benim annem başkasıyla birliktelik yapıyor. Ondan olan çocukları da benim babamın üstüne kayıtlıyor. Babamın maaşını alıyor, çocuklar yetim parası alıyor. Ben annem tarafından 16 yaşında evlendirildim ve hala çilem bitmiyor. Kalp rahatsızlığı olan bir evladım var. 3 ay oldu işe başladım. Derdimi kimseye anlatamıyorum. Hangi kapıya gitsem başka bir tarafa yönlendiriyorlar. Benim bu borcu ödeyecek hiçbir gücüm yok. Malım, mülküm de yok. Sadece bir maaşım var. Onunla da zor geçiniyorum. Zaten bir sürü borcum var kendime göre. Yani gereğinin yapılmasını istiyorum. Başka kapılara yönlendirilmek istemiyorum. Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarındaki yaklaşık 5500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti kazılarında son Troyalılara ait olduğu değerlendirilen 4 insan iskeleti bulundu. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve resmi kazıları 150 yıl önce başlayan pek çok arkeolojik keşfin yapıldığı Troya'da çalışmalar 12 aylık dönemde sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve ana sponsor İçtaş AŞ'nin sağladığı imkanlarla yürütülen kazılardaki buluntular, arkeologlara çok önemli ipuçları veriyor. Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Rüstem Aslan, bu seneki kazılara son Tunç Çağı denilen Homeros'un Troya'sıyla ilişkilendirilen dönemin saray yapısı ve sur duvarı arasındaki bölüm ve agora alanında devam ettiklerini söyledi. Agora alanında Troya yerleşmesinde tanımladıkları bazı kent katman tabakaları olduğunu belirten Aslan şu bilgileri verdi. Önceki yıllarda başladığımız agora alanındaki kazılarımız da devam ediyor. Özellikle burada bizim Troya yerleşmesinde tanımladığımız bazı kent katman tabakaları var. Önceki kazılardan şunu biliyoruz. Troya'daki ilk kent milattan önce 3000'lerde başlıyor aşağı yukarı. Daha sonra 1-2-3 diye devam ediyoruz. Özellikle Şilima'nın hazineleri bulduğu katman ve tabaka 2-3. Ama bizim Homeros Troya'sıyla ilişkilendirdiğimiz Troya 6 ve Troya 7. katman. Ondan sonra burada Troya'daki yerleşim silsilesinde bazı kopukluklar var. Fakat özellikle Homeros'un Troya destanı nedeniyle burası kutsal bir yere dönüşüyor. Antik kentte İki iskelet buluntuları Çomu Tıp Fakültesi Ana Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Esin Akgül Kalkan ve ekibince inceleniyor. Doçent Doktor Kalkan iskelet kalıntıları üzerinde incelemeler yaptıklarını söyledi. Adli tıbbın sadece güncel olaylar üzerinde değil, aynı zamanda daha eski bu tip konularda da çalışmayı amaçladığını vurgulayan Kalkan şöyle konuştu. İskelet kalıntıları üzerinde incelemeler yapıyoruz. Adli tıp sadece güncel olaylar üzerinde değil, aynı zamanda daha eski, tabii arkeolojik buluntular hani çok çok daha eski buluntular oluyor. Ancak bu tip alanlarda ve konularda multidisipliner yaklaşımla çalışmalar yapıyoruz. Biz iskeleti incelerken tahmin edebileceğiniz gibi aslında bu iskelet üzerinde kişinin acaba herhangi bir hastalığı var mıydı ya da ölüm nedenini açıklayabileceğimiz bir bulgu var mı ve bu kişi bir kadın mı, erkek mi ya da yaşı ne olabilir gibi en temel sorulara aslında biz yanıt bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu sorulara her zaman yanıt bulamıyoruz. Çünkü buluntuların özellikleri, toprağın özellikleri bu bulgularımızı etkileyen en önemli faktörler oluyor. Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 40'ı tutuklandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 113 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 40'ı tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Samsun'da polis ekipleri kamu kurumlarında işe yerleştirme ve adliyede dosya takibi yapma vaatleriyle insanları kandıran ve 31 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakaladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumlarında işe yerleştirme, adliyede tanıdıkları olduğundan dosya takibi yapacağı vaatleri ve kendisini dernek çalışanı olarak tanıtan TM'yi yakaladı.
TM'nin İzmir, Diyarbakır, Bafra, Alaçam ve Akhisar'da insanları dolandırarak maddi kazanç elde edip nitelikli dolandırıcılık suçundan 31 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 6 aydır arandığı ve sürekli adres değiştirdiği öğrenildi. TM, Bafra'da saklandığı akrabasının evinde kıskıvrak yakalandı. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşan, motosiklet kullanımına bağlı artan kazaların en aza indirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerge verecek. Ulaşımda sağladığı kolaylıklar, otopark sorunu ve ekonomik avantajlar nedeniyle son yıllarda büyük artış gösteren motosiklet kullanımı trafik kazalarına yansıyor. Çanakkale'de gün geçmiyor ki bir motosiklet kazası yaşanmasın. Ne yazık ki motosiklet kullanımının artmasıyla birlikte motosiklet kazalarında da artış görülüyor. En son Çanakkale'de 13 yaşındaki bir çocuğun motosiklet kazasında hayatını kaybetmesi bir kez daha tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Motosiklet kazalarının önüne geçmek için yetkililerden acil önlemler beklenirken Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşan, motosiklet kullanımına bağlı artan kazaların en aza indirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerge verecek. Türkiye'nin aslında bugün Çanakkale'de olan Türkiye'nin birçok yerinde oluyor. Bununla ilgili ben meclise bir önerge vereceğim. Bu konunun araştırılması gerektiğini, bu konuyla ilgili gerekli önlemlerin tedbirlerin alınmasını ve bu tür kazaların artık olmaması gerektiğini ve bunun için de ne yapılması gerekiyorsa o konu üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Motosikletlere yönelmeye başladı. Biliyorsunuz bunların elektriklileri var, normal şeyleri var ve yaşta küçük yaşta çocuklar da bunu kullanma durumu söz konusu olmaya başladı. İşte hem denetimleri sıklaştırmamız lazım. Bunu kullanma ehliyeti olmayanların kullanmaması ile ilgili bir çaba göstermemiz gerekiyor. Onun da denetim yapılması lazım. Bunun gerekli altyapı yolları da ona göre ayarlamamız lazım. Yol kenarlarında park eden araçları bir şekilde organize etmemiz lazım. Onlar hem park yeri bulmamız lazım hem park etmemelerini sağlamamız lazım. Park etmeyin demekle de olmuyor. Çünkü o araçlara da bir yer göstermemiz lazım park etmeleri için. Bu dediğim gibi koordineli bir şekilde çalışmalı olur. Yani yerel yönetim, merkezi hükümet, vatandaşlarla birlikte hep birlikte çalışıp basınımızla birlikte çalışıp bu olayı daha düzgün bir hale getirmemiz gerekiyor. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 32. Ayçiçeği Festivali başladı. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 32. Ayçiçeği Festivali başladı. Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu buradaki konuşmasında festivallerde kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yaşandığını söyledi. Trakya'nın en eski festivallerinden olan Hayrabolu Ayçiçeği Festivali'nin bugün 32.sini düzenliyoruz. Kadim bir tarihe sahip olan Hayrabolu'muz sadece tarım ürünleri ve tarım sanayinde değil, tarihi ve kültürüyle de Türkiye'de farklı bir yere sahiptir. Bu sene 32. Ayçiçeği Festivali'nde çok eğleneceğiz ama sadece eğlenceden ibaret olan bir festival değil. Her yönüyle, kültürüyle, Hayrabolu'nun tanıtımıyla her şekilde, en iyi şekilde elimizden geleni yapmaya çalıştığımız bir festival olacak. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da festivallerin turizme önemli katkı sağladığını dile getirdi. Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar kortej yürüyüşü yaptı. Yürüyüşte ayçiçeği kostümü giyenler dikkat çekti. Protokol üyeleri festival alanındaki standları gezdi, halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Bisiklet turu, yelken yarışları, trap atışları ve lezzet yarışmasının yapılacağı festivalde şarkıcı Suzan Kardeş, APO ve Zara sahne alacak. Festival 18 Ağustos'ta sona erecek. Su ve hava sıcaklıklarında yavaş yavaş ortalamanın altına düşüldüğüne dikkat çeken Profesör Doktor Doğan Yaşar, Eylül ayında eğer bu sıcaklık devam ederse tropikal fırtınalar ortaya çıkar, bu da bize çok güzel yağışlar getirir dedi.
İzmir'de 2023 yılı Temmuz ayında deniz suyu sıcaklığında Türkiye rekoru kırılmıştı. 2024 yılı itibarıyla ise deniz suyu sıcaklıklarında geçen yıla oranla düşüş görüldü. Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşarsa, suda soğuma ve ısınmanın sürekli olarak gerçekleştiğini söyleyerek, deniz suyu sıcaklıklarında düşüş görülse de sıcaklığın hala ortalamanın üstünde seyrettiğini aktardı. Profesör Doktor Yaşar, deniz suyu sıcaklığının yüksek olması sebebiyle Eylül ayında soğuk havayla sıcak denizin karşılaşmasıyla tropikal fırtına oluşabileceğinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. İklimlerin sürekli değişen doğa olayları olduğunu ve her zaman biriminin içinde bir küresel ısınma, bir de soğuma olduğunu aktaran Profesör Doktor Yaşar şunları kaydetti. Şimdi iklimler hep değişir. İklimler sürekli değişen doğa olaylarıdır. Seçtiğiniz her zaman birimin içinde bir küresel ısınma, bir de soğuma vardır. Bu hiç fark etmez. Örneğin 24 saat alalım, işte gündüz çok sıcaktır, gece soğur, gündüz tekrar soğur. Ya da bir yıl alalım, yaz, kış, yaz. Hangi zaman birimini alırsan al, hiç fark etmez bu. İster bir gün, ister bir nanosaat ise, istersen 500 milyon yıl al. Hep içinde bir soğuma, bir ısınma vardır. Burada olay, biz ya küresel soğumada oluruz ya ısınmada oluruz. İkisinden birinde oluruz. Önemli olan trendimiz, bizim çıkış olayımız. Mesela şu anda öğle diye doğruyuz. Yani ısınarak gidiyoruz şu anda. Ama akşam üstüne doğru tekrar yavaş yavaş soğuyacağız. Yani şu andaki sıcaklıkla ilgili örneğin geçtiğimiz sene Temmuz ayında, 4 Temmuz'da Dünya Meteoroloji Örgütü dedi ki süper El Nino gelme olasılığı çok fazla dedi. Bu yıl için söyledi ve geldi. %80 bir olasılık verdi ve geldi. Çok sıcak geçti. Türkiye'de Mayıs dışında bütün aylar çok çok sıcak geçti. Yalnızca Mayıs ayında 0.2 derecelik bir düşüş kaydedildi ve hala şu anda devam ediyor. El Niño'nun etkileri şu anda devam ediyor. Süper El Niño diyoruz. Süper El Niño demek deniz suyun sıcaklığının da yaklaşık bir 2 derece kadar yukarı çıkması demek ki zaten çıktı zaten bütün şeylerde. Şu anda 14 Temmuz'dan sonra artık Süper El Niño yavaş yavaş azalmaya başladı gibi. Çünkü deniz suyu sıcaklığı 21.1'den artık 21'lere düştü. Tüm dünya ortalamasından bahsediyorum. İzmir Körfezi'nde geçtiğimiz sene 20 Temmuz gibi 32.7 ile sıcaklık rekorunun kırıldığını belirten Yaşar, 24 ve 26 Temmuz 2023'te de İzmir'de Temmuz sıcaklığının kırıldığını ifade etti. İstanbul'da daha önceden görüştüğü göçmenleri bir ormanlık alandan üzerinde evden eve nakliye reklamları olan kamyonetle alan Umut Taciri, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçıracağı göçmenlerle birlikte Arnavutköy'de yakayı ele verdi. Aracın yakalandığı ve göçmenlerin araçtan indirildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İstanbul Arnavutköy'de önceden iletişim kurduğu göçmenleri para karşılığında yurt dışına kaçırma vaadinde bulunan kaçakçı, ormanlık alanda göçmenlerle buluşup evden eve nakliyat reklamları bulunan bir kamyonetin kasasına şahısları doldurdu. İşlek olmayan yolları kullanarak Kırklareli'ne götürmeyi planladığı göçmenleri daha sonra kaçak yollarla Bulgaristan'a kaçıracağı öğrenilen Sercan Demir isimli kaçakçı, kısa süreli durakladığı esnada bir vatandaş kamyonetten gelen seslerden şüphelenip polise ihbarda bulundu. Yapılan ihbarlar doğrultusunda kamyonetin olduğu noktaya gelen polis ekipleri kamyonet içerisinde 15 Afgan, 4 Pakistan uyruklu kaçak göçmeni ve kaçakçılığı yapan Sercan Demir'i yakaladı. Demir gözaltına alınarak Yavuz Selim polis merkezine götürülürken göçmenlerse İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Şahısların yakalandığı ve araçtan tek tek indirildiği anlar cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de start aldı. Türkiye Kürek Federasyonu'nca Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda düzenlenen şampiyona eleme yarışmalarıyla başladı. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerindeki yarışlara katılan sporcular cumartesi ve pazar günleri yapılacak finallere katılmak için mücadele ediyor. Değerli izleyenler, bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.